Gülgüz Türk Edebiyatçısı. Naima. Çok eskiden bu zamana gelinceye kadar, cihanda olup bitenleri, bütün olayları, ibret alınacak şeyleri öğreten Adem'den bu vakte kadar görünen görünmeyen dünyalarda, bütün onları haber veren hayırlı ve kötü şeyleri söyleyen ve anlatan tarih, ilmi faydaları çok geniş bir büyük ve şerefli ilimdir. Bu ilim, bütün millet ve devletler arasında çok yaygın ve güvenilir kaynaktır. Bu yönden, bütün büyük padişahların, beylerin makbulü ve sevgilisi olmuştur. Tarih sayılı ve ünlü büyüklerin, akıllı insanların dikkatle ve itinayla öğrenmek istedikleri bir ilim ola gelmiştir. Faydaları toplumu ilgilendiren bir ilimdir ki, bilginlerin zekalarını keskinleştirir. Halka eski haberleri ve olayları öğretir, seçkin kişilere gizli sırları açar. Bu gibi derinleşen kişiler, kemal cevherlerini elde ederler ve hakikat incilerini bulurlar. Zamanımızın durumunun, eski devletlerde genişlemelerin ve yükselmelerin nasıl olduğunu, geçmiş milletlerin hallerindeki değişikliklerin nasıl meydana geldiğini, insan medeniyetinin nasıl yükselip alçaldığını, sosyal hayatların nasıl değiştiğini, bazı milletlerin ve medeniyetlerin nasıl battıklarının ve yok olduklarının sebeplerini ve etkenlerini bilen aydın kafalı ve aydın içli birer kimse olurlar. Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza ünlü Osmanlı tarihçisi Naima'nın yazdığı ünlü tarihinin ön sözünden alınmış bir bölümle başladık. Asıl adı Mustafa Naim olan Naima, 1655 yılında Suriye'nin Halep şehrinde doğdu. 1591-1659 arasındaki döneme ilişkin Osmanlı tarihiyle tanındı. Mustafa Naim Efendi genç yaşında İstanbul'a geldi. 3. Süleyman zamanında Baltacılar Ocağı'na yazıldı. Çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra Divan-ı Hümayun katipleri arasına girdi. Burada geleneğe uygun olarak kendisine Naima sanı verildi. 1700 yılında Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa tarafından zamanın olaylarını tespit edip tarihe geçirmekle görevli devlet tarihçiliğine atandı. Kendi adıyla anılan tarih kitabını yazarken Şarih-i Menerzade Ahmet Efendi'nin 1574-1655 arasındaki olayları içine alan çalışmasını temel aldı. Naima, belge derleme, kaynak inceleme, doğrudan gözlemlerde bulunma ve olayları görgü tanıklarından tespit etme gibi yöntemleri kullandı. Çok titiz, kılıkırk yararak yürüttü çalışmasını. Sonuçta Naima tarihi olarak Razzatül Hüseyin fi Hülasat-ı Ahbar-ı Hafike'in adlı eserini bitirerek Amcazade Hüseyin Paşa'ya sundu. Bu eserden bir bölümü dinleyelim. Bu arada padişaha henüz donanma gelmemiştir, Kasım günü geçtiği için deniz seferi tehlikelidir diyerek daha birçok sakıncalar söylediler, fayda vermedi. Kış bütün şiddetiyle devam ediyordu. Fırtınaya bakılmadan gemiler donatıldı, hazırlandı. Bursa muhafızı Naktaş Hasan Paşa'ya Bursa Sarayı'nın temizlenmesi, erzak vesairenin hazırlanması için emir gönderildi. Sonra vezir olan ve idam edilen Bostancıbaşı Derviş Ağa, İstanbul muhafızlığına tayin olundu. Bu sırada padişahın anneleri ahiret seferine çıktı.
Cenazesi padişah ve devlet erkanı tarafından Ayasofya Camii'ne götürülerek namaz kılındıktan sonra bahçesindeki 3. Sultan Mehmet Türbesi'ne gömüldü. Ruhu için yemekler getirildi, sadakalar dağıtıldı. Anasının ölümünün 7. gününü bile beklemeden padişah 3 kadırga ile hareket etti. Ertesi gün Recep'in ikisinde Mudanya iskelesine çıktılar, parlak bir alayla Bursa'ya gittiler. Naima, 1704'te önce defter emini, ardından Anadolu Muhasebe Kalemi halifesi oldu. Çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Katıldığı Mora seferinden sonra 1715'te Mora defter emini olarak görevlendirildi. 1716'da Palyopatras da öldü. Döneminin önde gelen aydınlarından olan Naima, eserindeki şiirsellik, üslup ve içerik bakımından Osmanlı tarihçilerinin geleneksel anlatımından çok farklı bir tarih yazımının öncüsü oldu. Naima'nın eseri 17. yüzyıl toplum hayatını anlatan en önemli kaynaktır. Eserinde padişahların, vezirlerin, bilginlerin ve şeyhlerin hayat hikayelerine de yer verir. Naima, Şeyhülislam Hamid Efendi'yi şöyle anlatır. Hamid Efendi, Konyalı Şeyh Mehmet Efendi'nin oğludur. 1494 yılında Konya'da doğmuş, 22 yaşında İstanbul'a gelmiş, tanınmış meşhur bilginlerden Çivizade'den ders almış, Şeyhülislam oluncaya kadar muhtelif yerlerde kadılık ve müderrisliklerde bulunmuştur. Zekası, fazileti ve bilgisi onu çabuk yükseltmiştir. 10 sene kadar Rumeli Kaz askerliği yaptı, Kanuni ile Zgetvar seferine katıldı. 1574 yılında Ebu Suud Efendi'nin yerine Şeyhülislam oldu. İstanbul'da Zeyrek'te Bizanslıların fil damının üstüne medrese ve mescit yaptırmıştır. Evliya Çelebi bu medresede okumuştur. 958 yılı Şaban'ında öldü. Hocası Çivizade Muhiddin Efendi'ye damat olmuştur. Öğrencilerinden Vankulu Mehmet Efendi vefatı için şu tarihi beyti söylemiştir. Dedim ki bu ne yerdir? Oldu mekamı Hamid. Naima, olayları, ayaklanmaları, savaşları, üst kadrolardaki çekişmeleri, devlet adamlarının kişiliklerini çok cesur ve gerçekçi biçimde yansıtır. Sultan İbrahim'in tahta çıkışını çok ince tasvirlerle anlattığı yazısını okurken ya da dinlerken, bizleri o günlere götürür mükemmel anlatımıyla. Kapı ağası Şehzade Sultan İbrahim Han'ın bulunduğu yere varıp, "Şehzadem mübarek başınız sağ olsun. Biraderiniz Sultan Murat ahirete gitti. Tahtı saltanat sizindir. Buyurun." dedik de, Sultan İbrahim biraderlerinin neye uğradıklarını görüp, Sultan Murad'ın korkusuyla kalbi dolu olmakla, "Siz bana hile edersiniz, bana taht-ı saltanat gerekmez, karındaşım sağ olsun, benden ne istersiniz?" deyu şiddetle çekinip, bu sözü hileye hamledip itimat etmedi. Valide Sultan kendisi gelip, "Aslanım başın sağ olsun, gel çık." dedik de yine durakladı. Bin yemin ettiler. İtimat etmeyip taşra çıkmadı. Kullarıysa yeminler edip, "Hak Teala ol yerde yattıkça size ömür vere. Taht ve saltanat mübarek olsun." derler idi. Naima, Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın son yıllarını 3. Süleyman, 2. Ahmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet dönemlerine yaşadı. Viyana önündeki felaketleri ve Avusturya yenilgilerini görmüştü. Naima, ayrıca Mağanoğlu Hüseyin Bey'in elimize geçmeyen derlemelerini ve notlarını da görmüştü. Eserinin mukaddeme yani giriş bölümü de başta İbni Haldun olmak üzere Ali ve Katip Çelebi gibi yazarların kitaplarından derleme, özetleme ve aktarma ile oluşturmuştur. Naima, vakanüsler yani devlet tarihçileri için gerekli gördüğü bazı şartlar öne sürer eserinde.
doğru sözlü olmak, dedikodulara ve söylentilere inanmayıp olayların aslını bilen insanların belgelere dayanan ifadelerine dayanmak, yalnız olayları anlatmakla yetinmeyip ders almak, insanların değerleri konusunda duygulara kapılmadan karar vermek, rahat anlaşılır bir dil kullanmak, metni güzel fıkralar, manzum ve mensur parçalarla süslemek. Naima'ya göre devlet idaresi yolunda karşılaşacağımız her meselenin çözümünü tarihte bulabiliriz. Bu açıdan bakılınca tarih bütün bilimlerden üstün ve faydalıdır. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde birçok yazmaları bulunan Naima Tarihi bizde 4 kere basıldı. Ölümünden 18 yıl sonra 2 büyük cilt halindeki birinci baskısını 1734 tarihinde İbrahim Müteferrika hazırlamıştı. İkinci baskısının ise ancak 1. cildi çıkabilmişti 1843'te. Eski yazılı en yaygın baskı ise Matbaa-i Amire'nin 6 ciltlik 1863 tarihli baskısıdır. Bugünkü dile çevrilmiş yeni bir baskısını Zuhuri Danışman yapmıştı 1967 ve 1970 yılları arasında. Naima'nın damat Hasan Paşa'nın isteği üzerine yazdığı Edirne olayını anlatan bir de risalesi vardır. Bu risale İbrahim Müteferrika tarafından 1734'te basılan Naima tarihinin sonuna eklenmiştir. Naima tarihinden aldığımız devlet adamları ile ilgili kısa bir bölümle bitiriyoruz programımızı. Duraklama devri bittikten sonra süse ve refaha itibar artar. Eski durumlara veda edilir. Herkes şan ve ünvan dairesini genişletmeye başlar. Gittikçe orta halli insanlar ev ve geçinme işlerinde vezirlere ve hükümdarlara yaklaşırlar. Ferdin ve toplumun masrafı yükselir. Zevk ve rahat bir adet halini alır. Savaş adamları hazır halindeki huzuru ve rahatlığı sefer zahmetlerine tercih ederler. Birçok güçlükler olan cenk ve savaş işlerine önem vermezler, ihmal ederler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.